Arkadaşlar merhaba. Videomuzun konusu 11. sınıf dil sınıfları için İngilizce dersi 1. dönem 1. yazılı sınavına hazırlık amacıyla örnek bir yazılının sorularının çözümü olacak. 1. bölümde bizden verilen cümleler içerisinde verilen fiilleri uygun tense göre yerleştirmemiz isteniyor ve verilen iki tense de simple present geniş zaman ve present progressive şimdiki zaman. Birinci cümleyle başlıyoruz. The earth yeryüzü. Get warmer and warmer. Gittikçe daha da ısınmak. Which ki bu diyor. Raise the sea level. Deniz seviyesini arttırmak. Şimdi arkadaşlar İngilizce'de gittikçe sürekli değişen durumları anlatırken present continuous tense kullanır. Yani yerinde sabit kalmayan ve sürekli değişen durumlar. Dolayısıyla the earth yeryüzü diyeceğim is getting demem gerekiyor. Present continuous yapıyorum. Getting warmer and warmer. Biraz şunları kısaltalım. Evet. Getting warmer and warmer. Which ki bu. Raise the sea level. Bu da şimdiki zaman olacak. Sürekli deniz seviyesi ne yapıyor? Yükseltiyor. Is raising diyorum. İkiye bakıyorum. Why you take your umbrella? Neden şemsiyesini alıyorsun gibi bir soru var burada. Şimdi karşı taraftaki eylemi yapıyor olduğu için, şu anda yapıyor olduğu için bunda present continuous olması gerekiyor. Geniş zaman ya da şimdiki zaman arasından seçim yapacağım. Dolayısıyla why are you taking your umbrella? Cevap şöyle, cevap değilmiş bu. Soruyu soran kişi ikinci bir cümle kuruyor. Şemsiyeni neden alıyorsun? Why are you taking your umbrella? It not rain var orada. Yağmur yağmamak. It isn't raining diyecek. Yağmur yağmıyor. It isn't raining. Evet, yani şu fazlalıkları da alayım. Tabi yazılı formatında olduğu için böyle görünüyor. Ama yazarken de düzelteceğiz. B'ye bakıyorum. I always take it. Ben her zaman alırım onu. Just in case. Sadece yağarsa diye anlamında. Tabi always olduğu için normal geniş zaman formatı içerisinde fiili yerleştiriyorum. I always take diyorum. Ve cümle bu şekilde tamamlanıyor. Tekrar A'ya dönüyoruz konuşmada. But it never rain here in July. Ama Temmuz'da burada asla yağmur yağmaz diyecek. Gene bir never sıklık zarfı var burada. Dolayısıyla bu da geniş zaman olacak. It never rains diyeceğiz. It never rains. Ve B'nin cevabı diyor. You never know. Asla bilemezsin diyecek. Today might be different. Bugün durum farklı olabilir. Tabii asla bilemezsin de ne yapması lazım? You never know. Aynen. S takısı falan da almayacak. Çünkü öznemiz nedir? Evet. Öznemiz you'dur. Dolayısıyla sıklık zarfları da zaten fiilden önce kullanılır. Never'ı know'un önüne koyuyorum. Ve üçüncü soruya geçiyoruz. You know the woman who talked to Peter over there. Şimdi burada bilmek, tanımak anlamında kullanılıyor. Tanıyor musun kadını? The woman who, ki o kadınla, ki o kadın talking to Peter over there, karşıda Peter'la konuşuyor diyeceğiz. Şimdi tanımak, bilmek arkadaşlar geniş zamanlı kullanılır. Dolayısıyla birinci kısımda do you know diyorum. Know'u da aynen yerleştiriyorum. Çünkü birinci kısım geniş zaman. Şimdi kadını tanıyor musun dedik. Do you know the woman? Ha, ama konuşma işi şu anda oluyor. Dolayısıyla burada who is talking to, ki o kadın ne diyorum? Konuşuyor Peter'la karşıda. Over there, karşıda. Zaten karşıda demesinden olayın şu an gerçekleştiğini anlıyoruz. B de diyor ki ne o? Recognize de anımsamak, tanımak anlamındadır. Ben onu tanımıyorum. Şimdi tabii bilmek, tanımak anlamında bilmek nasıl geniş zamanla kullanılıyorsa recognize'ın da durumu aynıdır. Dolayısıyla I don't recognize diyorum ve geniş zamanla kullanıyorum. Recognize. I don't recognize her. Onu tanımıyorum ya da anımsamıyorum. But I suppose, ama sanırım. Şimdi sanmak, farz etmek, bu tarz kişisel düşünce bildirme eylemleri hep geniş zamanla kullanılır. Örneğin hiçbir zaman sanırım derken I am thinking demiyoruz. Ne diyoruz? I think diyoruz. Suppose da öyledir. Geniş zamanda kullanılır daima. Dolayısıyla bu da geniş zaman olacak diyorum. B bölümüne geçiyoruz arkadaşlar. B bölümünde either simple past or the past continuous, ya diğeri geçmiş zaman ya da şimdiki zaman hikayesinin past continuous'u kullanın demiş. Peki kullanalım. When I arrive home, ben eve gelmek diyor. It's still rain, hala yağmur yağmak. Unutmayalım, geçmiş zaman üzerinde konuşuyoruz. Ya simple past ya past continuous olacak. Şimdi
Eve geldiğimde diyeceğiz. O an geçmişte kaldı. Burası simple past olacak. Geçmişte ne oldu bunu simple past ile anlatıyoruz. Ama eğer nokta atışı yaparsak bir anda ne oluyordu onu past continuous ile anlatıyoruz. Şimdi when I arrived burası simple past olacak. Ben eve geldiğimde diyeceğim. Ben bir geçmişe gideceğim. Ha, burası cümlemin benim zaman zarfı oldu. Ve eve geldiğimde dedikten sonra ben geçmişte bir nokta belirlemiş oldum. Nokta atışı. İşte tam o anda ne oluyor olduğunu ikinci kısmı past continuous ile anlatacağım. It was still raining diyeceğim. Hala ne yapıyordu? Yağmur yağıyordu. Still araya girecek. It was still raining. Yani ben eve geldiğimde dedikten sonra nokta atışı başlamış olacak. O yüzden ikinci kısım past continuous. While I have breakfast. While iken demektir. Ben kahvaltı yapmak. She phone me. O bana telefon etmek. Arkadaşlar simple past, past continuous mevzunda şu çok önemlidir. Bu şekilde aynı cümle içerisinde kullanıldığında biz şuna bakacağız. Hangi eylem başlamış zaten devam ediyordu ve hangi eylem küt diye aniden gerçekleşti. Bölünen eylem past continuous, bölen eylem simple past olacak. Ben zaten kahvaltımı yapıyordum. Zaten başında while var. Diyeceksiniz ki while'dan sonra past continuous gelir. Hayır böyle bir şey yok arkadaşlar. While yani duruma göre bakacağız. Duruma şöyle diyeyim. While'den sonra evet past continuous gelir. Haklısınız. Ama when'den sonra da past continuous'un geldiği durumlar var. Heh, şimdi tam olarak ne demek istediğimi ifade etmiş oldum. While I was having breakfast. Ben kahvaltı yaparken having breakfast. Ha, ne oldu? Telefon çalması bir anda gerçekleşti. Bu eylem. Dolayısıyla ikinci kısım simple past olacak. She phoned me. O beni aradı diyeceğim. She phoned me. Üçe bakıyoruz. Jacob'la Uygar konuşuyorlar. Jacob diyor ki why you turn the television off? Turn off kapamak. Televizyonu neden kapatıyorsun diyecek. Tabii kapattın diyecek. Burada simple past past continuous var. Şöyle why did you turn? Turn'ü tabii simple past olduğu için did'i kullandığımız için birinci halde kullanıyoruz. Televizyonu neden kapadın? Şimdi Uygar da diyor ki çünkü dikkatimi dağıtıyordu. Yani kapattığı anı kastediyor. Dolayısıyla it was distracting diyebilirim. O anı anlattığı için benim dikkatimi dağıtıyordu. Ben de o yüzden kapadım. He jogged vigorously. Vigorously böyle hevesli, istekli, enerjik bir şekilde demek. Zinde bir şekilde demek. O zinde enerjik bir şekilde koşmak. When I meet him the other day. Önceki gün ben onunla karşılaştığımda. Şimdi önceki günü bir kere simple past anlatıyorum. Dolayısıyla orası met olacak. Ha o anda ne yapıyordu? O koşuyordu. Burası nokta atışı olduğu için buna was jogging diyorum. Evet. Burayı da düzeltelim arkadaşlar. Tamam. Beşe bakıyoruz. You drive too fast at the time. At the time demek o anda demek. Siz o anda dediğinizde ne oluyor? Nokta atışı yapıyorsunuz gene geçmişe. Ve ne oluyordu o anda? Past continuous'ta söylüyoruz. So it is not surprising. Dolayısıyla şaşırmamak gerekir ki sen öbür arabaya çarptın. Çünkü o anda sen çok hızlı sürüyordun. Burası you were driving olacak. Evet C bölümüne geliyoruz. C bölümünde present perfect ya da simple past tense kullanacağız. Bir işi yaptığımızı zaman vererek, belirterek söylediğimizde simple past. Zaman vermeden söylediğimizde present perfect kullanıyoruz. Haber verdiğimizde şöyle oldu, böyle oldu ama zaman vermiyoruz. Bu bir. İkincisi arkadaşlar geçmişte başlayıp şu ana kadar devam eden bir süreç anlatacaksak bunu present perfect'te yapıyoruz. Şimdi the weather glorious so far this summer. Şu so far matematik gibidir arkadaşlar. Geçmişte başlayıp şu ana kadar gelen süreç anlatıyor demektir. Şu ana kadar zaten son. So far, bu yaz şu ana kadar hava muhteşem oldu. Present perfect olması gerektiği için has been diyorum. Be çünkü present perfect'te bu şekilde çekimlenir. Geçen yıldan farklı olarak ki o zaman şimdi işte geçen yıla döndüm. It rained every day ki o zaman yani geçen yıl her gün yağmur yağdı. Bu kısım simple past olmalı. İkiye bakıyorum. I'm sorry üzgünüm. I know biliyorum. We meet 2 days ago. Bütün egolar simple past'tır matematik gibi. Biz 2 gün önce buluştuk. But ama I forgot your name already. Ben çoktan adını unuttum. Şimdi adını unuttum. Yani o 2 günlük süreç içerisinde o andan şu ana kadar ben senin ismini unuttum ve sonuç adını unutmuş durumdayım. Dolayısıyla burası present perfect olacak. I have forgot your name diyeceğiz.
Colin inanmak, Greg's lies on many occasions. Greg birçok durumda Colin birçok durumda Greg'in yalanlarına inandı ama bu sefer o bilmek ya da biliyordu. He was lying, yalan söylüyor olduğunu o anda. The moment Greg finished his story, hikayesini bitirdiğinde. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada Colin ve Greg var. On many occasions, birçok durumda Colin inandı Greg'e. Şimdi bunu şöyle alacağız. Bundan sonra da inanabilir gibi bunu present perfect düşünmek mümkündür ama biz şimdi geçmişte inanma durumlarını bu on many occasions birçok durumda geçmişte bir kere oldu, sonra bir kere oldu. Ama sonuçta onlar kapandı gibi düşünün. Simple past olaya gireceğiz. Colin believed diyoruz. Yaşanmış bitmiş olaylar onlar. Greg's lies on many occasions ama bu sefer o biliyordu. Şimdi olmuş bir olayı anlattığımız için o biliyordu diyorum. He was lying. Çünkü burası zaten past continuous. The moment Greg finished his story. Greg hikayesini bitirdiği anda onun yalan söylediğini biliyordu. Dolayısıyla biz olmuş bitmiş bir olayı anlattığımız için yani bunların hepsi geçmişte kapandı. Oldu. Dolayısıyla burada simple past kullandık cümlede. Although I have a car just for 2 weeks now. Şimdi bakın şu an itibariyle sadece 2 haftadır diyor. Şu ifade çok önemli. Dolayısıyla geçmişte başlayıp şu ana kadar gelen bir süreci anlatıyoruz. Dolayısıyla I have had diyeceğim. Birinci have'im yardımcı fiil. İkinci had'im de have'in present perfect hali yani past past bu üçüncü hali olacak. Her ne kadar sadece 2 haftadır bu arabaya sahipsem de I get completely used to it. Get used to alışmak demek ona tamamen alıştım diyecek. Yani burada da bu süreç içerisinde gerçekleşen bir hadise. Dolayısıyla ve sonuç ortada ben şu an alışmış durumdayım. I have get vardı orada fiil olarak. I have got completely used to it. Tamamen ona alıştım diyorum. I wonder, merak ediyorum, how I endure traveling, nasıl katlandığımı, endure katlanmak, seyahat etmeye by public transport, toplu taşımayla, before I bought it, onu almadan önce. Şimdi bu kapanmış bir dönem anlatıyor. Benim artık arabam var. Ondan önce ben toplu taşımayla giderdim. O yüzden burası simple past olacak ve endured diyeceğim. D bölümüne geçiyoruz arkadaşlar. D bölümünde doğru olan fiili seçin diyor. After cutting and polishing safir. Safir kıymetli bir taş. The jeweler, jeweler da kuyumcu. Safir taşını kesip cilaladıktan sonra the jeweler, işte kuyumcu, in a gold necklace, onu yerleştirdi diyeceğiz. Şimdi tabii set oturmak fiilinin ikinci halidir. Koymak, yerleştirmek fiili settir. Birinci, ikinci, üçüncü hali hepsi aynıdır. Dolayısıyla bu set olacak. Şöyle koyultayım. Tamam. As he had not written the directions clearly, talimatları açık bir şekilde yazmamış olduğu için, burası past perfect, Mark only the craft shop after almost an hour walking around. Only burada ancak demek, Mark ancak el sanatları dükkanını bulmak var burada, bulabildi. Bir saat yürüdükten sonra, şimdi şu ikideki found, kurmak anlamına gelen fiilin ikinci halidir. Found, founded, kurmak. Ama bulmak anlamına gelen fiil find'dir ve onun ikinci hali found'dur. Dolayısıyla found bizim doğru cevabımız olacak. Sir Isaac Newton came up with his ideas. Isaac Newton yeni fikirler buldu. Şöyle buldu. Came up with his ideas about gravity. Yer çekimiyle ilgili fikirler ortaya koydu. After, sonra, neyden sonra, came up with, bir takım fikirler bulmak demek, keşfetmek demek. Neyden sonra? An apple, bir elma. İşte from a tree, ağaçtan düştükten sonra düşmek fiilinin ikinci hali fel'dir. Doğru olan ne olacak? Birincisi olacak. Dörde bakıyorum. Şimdi Mary some almonds, biraz diyor badem. Öğütmek demek isteyecek burada. Çünkü then, ondan sonra added sugar, şeker ekledi ve yumurta ekledi. To prepare the marzipan paste. Marzipan paste, badem ezmesi demek. Badem ezmesi, evet, hazırlamak için, düğün pastası için. Şimdi arkadaşlar, ground, hani yerleştirmek demektir.
zemine yerleştirmek. Bunun ikinci hali grounded, grounded'dır. Bize grind, öğütmek fiilinin ikinci hali lazım. Öğütmek fiilinin, burada badem öğütüyor, ikinci hali ground'dur. Bu fiilin birinci hali de grind'dir. Onu da yazayım şöyle. Evet, dolayısıyla doğru olan ikincisidir. As the chairman, to speak, konuşmak için ayağa kalktığında diyeceğiz burada. The room immediately became silent. O da aniden sessizleşti. Yani ses kesildi. Şimdi raise, artırmak, yükseltmek demektir. Efendime söyleyeyim, bu geçişli kullanılır. Arkadan nesne alır. Bir şeyi kaldırırsınız, yükseltirsiniz. Mesela sınıfta öğretmen raise your hand der. Elinizi kaldırın. Bu değil. Bizde rise'ın, yükselmenin, kalkmanın ikinci hali gerekecek. Rise. Dolayısıyla birincisi doğru seçenek olacak. Rose. Evet. Burada da E bölümünde de arkadaşlar lütfen diyor, please complete the table with past forms of irregular verbs. Düzensiz fiillerin ikinci haliyle doldurun demiş boşlukları. Bind, bağlamak demektir. Past forms, ikinci ve üçüncü hali bound ve bound diyorum. Evet. Bound, bound. Hit var. Hit fiili vurmak. Bunun üç hali de aynıdır. Hit, hit, hit. Evet. Sonra hang var. Şimdi hang fiili ilginç bir fiildir arkadaşlar. Eğer adam asmak anlamında kullanıyorsanız, idam etmek, hanged, hanged, hanged olacak. Ama bir cisim, mesela çamaşır asmak ya da duvara bir resim asmaksa, o zaman hung ve hung diyoruz. Bu arada arkadaşlar ben sınavı şöyle, adını yazıyorum, internette taratıyorum ve sizin için uygun olduğunu düşündüğüm bir sınavı çekiyorum. Bunu da baktım, internetten buldum ve ilk defa, yani talep geldiği için dil sınıfları için sınav çekmeyecek misiniz diye alel acele ilk defa sizinle beraber çözüyorum. Onu da söylemek isterim. Sınavın adını yazarsanız, link vermiyorum kanalda. Nereden aldığımı da şu an hatırlamıyorum zaten. İnternette direkt karşıma çıkanlara baktım. Ama güzel bir sınav olduğunu düşünüyorum sizin için. İşte şöyle, İngilizce 11. sınıf dil sınıfı. Birinci dönem birinci yazılı yazdığınızda zaten karşınıza çıkacak ilk bir iki sitede bu sınavı bulabilirsiniz. Peki catch'e bakıyorum. Catch yakalamak, onun da ikinci ve üçüncü hali nedir? Caught ve caught'tur. Grind'e bakıyoruz. Grind öğütmek. Demin kullandık da zaten sorunun birinde bunu. İkinci ve üçüncü hali de ground ve ground'tur. Tamam. Peki. Bir de arkadaşlar okuma var. Ona da bakalım. Born on 16 August 1928. 16 Ağustos 1928'de doğan Ara Güler is Turkish photojournalist. Fotoğrafçı gazetecidir diyor. Also known, aynı zamanda İstanbul's Eye, İstanbul'un gözü diye de bilinir kendisi. He studied at Getronagan Armenian High School. İşte Getronagan Ermeni Lisesi'nde öğrenim gördü. His father owned a pharmacy. Babasının bir eczanesi vardı. But had many friends. Ama birçok arkadaşı vardı. That belonged to the world of art. Sanat dünyasına ait birçok arkadaşı vardı. Ara came into contact. Bağlantı kurdu. With these people. Bu insanlarla etkileşime girdi yani. And they inspired him. Ve onlar ilham verdiler ona. To opt for a career. Bir kariyer seçmesi için. In films or cinema. Ya işte film ya da sinema alanında. He worked in film studios, o film stüdyolarında çalıştı and joined courses of drama ve drama kurslarına katıldı. Under Muhsin Ertuğrul, Muhsin Ertuğrul yönetiminde. Later, daha sonra he learned towards a journalism, o leaned, pardon, yönelmek. Gazeteciliğe yöneldi and abandoned sinema ve sinemayı terk etti. In 1950'de he joined, o katıldı. Yeni İstanbul'a, A Turkish newspaper, bir Türk gazetesine, as a photojournalist, fotoğrafçı, gazeteci olarak. During the same time, aynı anda he studied economics, o ekonomi okudu, from University of Istanbul, İstanbul Üniversitesi'nde. Then he started working for Hürriyet, daha sonra da Hürriyet için çalışmaya başladı. Ara traveled for photography, fotoğrafçılık için seyahat etti, fotoğrafçılık görevleri, ödevleri için, to the countries, ülkelere, assignment'ın görev anlamında var. Such as Kenya, Borneo, New Guinea, India, Pakistan, Afghanistan, Kazakistan, Iran and other cities of Turkey. Buralara seyahat etti ve Türkiye'nin diğer şehirlerine. In 1970s, 1970'lerde he also took photography interviews with noteworthy artists and politicians. O
işte fotoğraflı röportajlar yaptı. Önemli, kayda değer, noteworthy, işte sanatçılar ve politikacılarla, Like gibi, kim gibi, Salvador Dali, Mark Kagel, Ansel Adams, Alfred Hitchcock, Imogen Cunningham, Willy Brandt, John Berger, Maria Callas, Bertrand Russell, Pablo Picasso, Indira Gandhi and Winston Churchill gibi. He has won, o kazandı several awards. İşte çok ödül kazandı ya, birkaç ödül aldı. Several'ın birkaç anlamı da var. Efendime söyleyeyim, birçok anlamı da var. Including, içeren neyi? Turkey's Photographer of Century. İşte Türkiye Yüzyılın Fotoğrafçısı ödülü. 1999'da Master of Laissez'ye, 1962'de. Fransa'nın Legion d'Honneur'unu aldı. Lifetime Achievement Lucy Award, işte yaşam boyu Lucy ödülünü aldı. And Turkey's Grand Prize of Culture and Arts, işte Türkiye Büyük Kültür ve Sanat ödülünü aldı 2005'te. In 2004 he was given, 2004'te de ona, he was given honorary fellowship by Istanbul's Yıldız Teknikal Üniversite, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından ona Fahri Doktora ödülü verildi. Şimdi arkadaşlar, cevaplara bakalım. Who is Ara Güler? Yani siz videoyu durdur şey yaparsınız. Ben uzun uzun yazmayacağım. Çünkü uzun uzun yazarsak çok uzar videonun süresi. İşte Ara Güler, who is Ara Güler'in cevabı, Ara Güler is a Turkish photojournalist, also known, aynı zamanda İstanbul'un gözü olarak da bilinen diye şu kısmı cevap olarak yazabilirsiniz. How did he decide to be photographer and be in cinema sector? Şimdi nasıl karar verdi fotoğrafçı olmaya ve sinemada olmaya? Oraya da şunu cevap olarak yazacağız. His father owned a pharmacy but had many friends that belonged to the world of art. Ara came into contact with these people. İşte şuraya kadar tamamı cevaptır ve onlara ilham verdiler diye. What did he study bölümüne geliyoruz. O ne öğrenimi gördü? Ona da arkadaşlar şöyle, Ara came into, ne diyor? He worked in film studios, joined. Tamam, geçelim. Later he leaned towards journalism. Yeni İstanbul, bir dakika. Yani şöyle, ne öğrenimi gördü dediğinde şu bir kere yazılabilir. Getronogam Armenian High School'da, lisede öğrenim gördü diye. Sonra başka yerde de var diye hatırlıyorum. Şunu da yazabilirsiniz. He studied economics from University of Istanbul. Bunu yazabilirsiniz. Evet. When did he became a photojournalist? Ne zaman bir fotoğrafçı gazeteci oldu? Şöyle, in 1950, in 1950 deyip, he joined Yeni İstanbul, a Turkish newspaper as a photojournalist diye dörde de bunu cevap olarak yazabilirsiniz. Whose photos did he take? Kimlerin fotoğrafını çekti kısmına da arkadaşlar, yani tamamını, şu biliyorsunuz burada başlıyor, sanatçılar ve politikacının resimlerini çekti gibi deyip, işte şunların tamamını yazabilirsiniz. Buradan buraya kadar cevap olabilir. Peki. Evet arkadaşlar, burada ne varmış? Present Perfect Simple ya da Present Perfect Continuous. Şimdi Present Perfect'imiz söyledik ya, zaman vermeden bir iş söyleyeceğiz ya da efendime söyleyeyim, geçmişten şu ana kadar gelen süreci anlatacağız. Ha, biz eğer arkadaşlar, bir de bunun kardeşi var, Present Perfect Continuous. Sürecin hiç kesintiye uğramadığını ve hala da devam etmekte olduğunu vurgulamak istiyorsak, o zaman da Present Perfect Continuous kullanacağız. Present Perfect'i şöyle oldu, böyle oldu diye çevireceğiz. Present Perfect Continuous'u mekte, makta diye çevireceğiz. Biz diyor sürmek 8'den beri bu sabah. Şimdi ve sanırım we drive halfway off so far. Şu ana kadar yolun yarısını geldik. Bakın burada 8'den beri sürekli araba kullanmaktalar. Ve hala da bu eylem devam ediyor ve kesintiye de uğramadı. Dolayısıyla bu we have been driving olacak. Tamam. Şöyle büyük harf tek almışız en son. Have been driving diyorum. Driving. Güzel. Ha, bir işin ne kadarlık kısmını tamamladık, geride bıraktık. O da düz perfect anlatılır. We have driven diyorum buraya da. Tamam. The government work on a new tax system recently. Hükümet son zamanlarda yeni bir vergi sistemi üzerinde çalışmakta. Hala bu çalışma devam ediyor. Dolayısıyla hükümeti tekil kabul edebiliriz. Has been working diyeceğim, çalışmakta. Bu çalışmalar çünkü devam ediyor. Yeni bir vergi sistemi üzerinde son zamanlarda. They already, onlar çoktan
İki kere değiştir der bunu. Şimdi bu olmuş bitmiş tamamlanmış kısım olduğu için they dediği için they have changed diyorum. Yoksa hükümet topluluk ismi olarak tekilde kullanılabilirdi. Buraya change dedim. Change tamam. And each time ve her seferinde ne oldu? Bir toplum public outcry, toplum haykırış demek. Tepki oldu yani. Şimdi her seferinde dedi. Burada düz perfect'i kullanacağız. Yani bu tamamlanan kısımlar olduğu için there has been diyorum buna. I wonder what will happen this time? Şimdi ne olacak merak ediyorum diyor. We have to send for a plumber. İşte nedir? Tesisatçı çağırmamız lazım. The faucet leak. Musluk sızdırmak, sızdırıyor since last week, geçen haftadan beri. Bu hiç kesintiye uğramamış bir süreç. Dolayısıyla has been leaking diyorum. Has been leaking. Since last week and we not able to have a bath since. Ve o zamandan beri de biz banyo yapamadık. Burayı we haven't been able to yapacağız arkadaşlar. Çünkü olumsuzda düz perfect'te kaçış geçiş vardır. Yapamadık, edemedik. Ne oldu ya da ne olamadı şu ana kadar? Bunu da düz perfect'te anlatıyoruz. Arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer bunlar olursa bundan sonra dil sınıfı için özel sınavlar çekmeye de devam etmeyi düşünüyorum. Sınavda da başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.